Ay ay ay. Benim peri kızlarım ne yapıyormuş? Ya erkenden gelmişsin. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ay babası da Hülya ile Paris'e çiçek getirmiş. Paris mi? Samet. Bak ben uzun zamandır böyle çocuğumuza isim düşünüyordum. İşte bu aralar şehir isimleri de çok revaçta. Paris geldi aklıma. Kulağa da çok hoş geliyor. Ne dersin? Güzel, güzel de ya bir kızcağız vardı böyle Paris diye çok olaylara karışmıştı. Yani magazinden biliyorum. Ay Samet, o magazinci Paris. Karıştırma onu şimdi. Sen Paris'e ne diyorsun ha? Ecnebi ismi. Ya bizden bir şey mi olsa? Onu da düşündüm. İstanbul olabilir. Ya bak o da kulağa çok hoş geliyor. Ne diyorsun? Biraz uzun sanki ya. Böyle kısa bir şey olsa. Ay Samet, sana da isim beğendiremiyoruz ha. Urfa. Nasıl kısa da? Urfa. Ya olabilir. Ama sanki böyle kıza çok uymuyor Samet o da ya. Ne yapsak? Aa! Biz Yelda ablaya söz vermiştik ya. Kızın ismini o koyacaktı. Ay sen ciddi misin ya? Yok o unutmuştur o şimdiye kadar. Ya olur mu Hülya'm? Biz herkesin içinde böyle ulu orta konuştuk, söz verdik. Ayıp olur şimdi. Şöyle yapalım. Bir ismi Yelda abla koysun, öbürünü biz koyalım. Bitsin bu iş. Olur olur. İki isimli. Biri senden, biri ondan. Samet, bak gözünü seveyim. Başka kimseye söz verme. Üç isim koymak zorunda kalırız. Upuzun ismi olur yavrumuzun. Yok yok, sen merak etme. Ya canım benim. Samet, kalk kalk Samet kalk. Allah, ambulans. Ambulans sancımı tuttu. Samet ne sancısı ya? Sancım olsa böyle mi uyandırırım ben seni? Sultanım daha nasıl uyandıracaksın? Aklım çıktı ya. Aklın çıktıysa iyi Samet, uykun kaçmıştır. Bak, çok önemli bir şey konuşacağız. Algılarının açık olması lazım Samet. Uyan. Uyandım, uyandım Sultan. Oku bak ne yazıyor. Ver, ne? Bu. İsimlerin kaderimiz olduğunu biliyor muydunuz? Bir kişinin ismi geleceğini ve karakterini belirler. Her harf bir sayıya denk gelir ve her sayının anlamı vardır. Sultanım hiçbir şey anlamadım, gözünü seveyim al. Ay Samet neyini anlamadın ya? Bak numerolojiden bahsediyor. O ne ya? Bak benim ben olmamın, senin sen olmanın, işte işimizin, karakterimizin, her şeyin tek bir sebebi var Samet. İsmimiz. Şimdi sultanım benim adım Mahmut olsaydı ben başka biri mi olacaktım? Ay Samet ya. Dur ben şimdi sana ispatlayayım bunu. Bak. Hülya Yiğiter. 7. Okuyorum. 7 kişileri sakin mizaçlı ve sağduyuludur. Toplumda saygı gören başarılı insanlardır. Bak aynı ben. Evet aynı sen. Aynı sen. İşte bak bizim çocuğumuzun kaderi de isminde yatıyor. O zaman bir bak bakalım Paris Yiğiter kaça denk geliyor? Baktım tabii ki. Paris Yiğiter 8. Okuyorum. Oku. 8. Sonsuzluk. Dünyada iz bırakacak işler yaparlar. Hey benim yavruma be. Hiç boşuna sevinme Samet. Sen Yelda'ya söz verdin ya ismini sen koyacaksın diye. Belki çocuğumuzun kaderi değişiyor şu anda Samet. Belki çocuğumuz silik birisi olacak, böyle dünyaya öylece gelip geçmiş birisi olacak. Yok ya. Herhalde Samet, sen bütün rakamları iyi mi sandın? Şimdi sen de yediyim dedin de sen pek yediye benzemiyorsun ya. Ne diyorsun sen ya? Ne demek ben yedi değilim? Ben bildiğin yediyim ya. Sen ne demek istiyorsun? Yok sultanım, ben öylesine söyledim. Allah'ım kabus bitmiyor. Samet söylenmeyi kes. Hemen Yelda'ya gidiyorsun. Çocuğumuza ne isim koyacakmış öğreniyorsun. Ben çocuğumun kaderini Yelda'nın iki dudağının arasından çıkacak kelimeyi bırakmam. Hülya, kaç koysun mesela? Seni kaç kurtarır, kaç anlaşalım? Oo ne güzel, ne güzel. Yelda abla eğer müsaitsen iki dakika bir şey soracağım da sana. Tabii kızım sor. Heh. Şimdi hani sen bizim çocuğa isim koyacaktın ya. Evet. Ay vaz mı geçtiniz yoksa? Ay yok yok yok. Şey diyeceğim. Hı. Eğer karar verdiysen isme. Hani bize de söylesen, biz de kendimize alıştırsak.
Ay yok, olmaz öyle. O sürpriz. Ama sadece şöyle ufak bir ipucu vereyim. Çok hoşunuza gidecek bir şey olacak. Harf alsam. Aa, olmaz oğlum. Her şey usulüne, yoluna, yordamına göre yapılacak. İhsan amcan gelecek. Torunumun kulağına ezan okuyacak, 3 kere üfleyecek. Ondan sonra öğreneceğiz torunumuzun adını. Kardeşininki, seninki nasıl olduysa torunumunki de öyle olacak. Öyle yani. İyi, ben gideyim o zaman. Hadi bakalım. Bir harf. Efendim sultanım. Samet, çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Sultanım, konuşalım da ya, mümkün olan... En kısa yolu nasılsa öyle anlatmak çok yoğun. Samet, çocuğumuzdan önemli ne olabilir ha? İyi dinle beni şimdi. Ben Yelda abla çocuğumuzun ismini niye söylemiyor anladım. Bu kesin bu böyle... Kafe isimleri var ya bu ara çok revaçta. İşte Süreyya gibi, Mualla gibi. Öyle bir isim koyacak bizim çocuğumuza. İtiraz etmeyelim diye de son ana kadar söylemeyecek. Ya güzelim benim, ya öyleyse de öyle olur yani, ne var ki? Daha hem ne isim koyduğunu bile bilmiyoruz biz onu. Samet, içime doğdu benim, bana malum oldu. Hissediyorum. Bak bu en güzel ismi Kerem'le Ayşe'nin çocuğuna verecek, göreceksin. Böyle onların çocuğunu Avrupa'da falan kullanacakları gibi, işte Dönis gibi, Jean gibi öyle bir isim verecek. Bizim çocuğumuzun ismi eski Türk filmlerindeki gibi kalacak Samet. Ben severim eski Türk filmlerini ya. Güzeldir, ne olacak? Samet, beni dinle dedim. Ne yapıp, ne edip o ismi öğrenmen lazım. Anladın mı? Alo. Hülya. Alo. Tünele mi giriyorsun? Girdim. Galiba ben girdim. Alo. Samet. Ay. Yok, ben dayanamayacağım buna. Dayanamayacağım, vallahi bayılacağım. Şunu komple kapatalım. Hey Melahat Hanım. İyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Eksik olmayın. Siz nasılsınız Muhsin Bey? İyiyim, iyiyim. Vallahi top gibiyim maşallah. Ayşe kızımı çok özledim ama. Ha Muhsin babacığım, annemle yengem biraz tartıştı da... o yüzden annem bir süre bizle kalacak. Tamam, tamam. Hemen Canan'a söyleriz, misafir odasını halleder. Orada güzelce kalırsınız. Yok. Misafir odasına gerek yok. Muhsin Bey, ben kızımla yatarım ya. Sağ olun. Olur mu öyle şey canım? Ama Muhsin'cim, sen niye anneyle kız arasına giriyorsun ayol? Yani kadın kızını özlemiş. Yok yok, olmaz öyle şey, olmaz. Misafir odasını güzelce hazırlatırız, hiç merak etmeyin. Evet baba, haklısın. Benim de haberim olur olmaz hemen gelin bizde kalın dedim. Aferin oğlum, çok iyi yapmışsın. Aferin sana. Melahat Hanım, siz de sıkmayın canınızı ya. Ufak münakaşalar, tartışmalar, bunlar her zaman olur. Tuzu biberi hayatımızın. Allah dermansız dert vermesin. Doğru söylüyorsunuz, vallahi öyle. İşte böyle dip dibe yaşayınca oluyor bazı tatsızlıklar. Ben de bir baş başa kalsınlar dedim, öyle bıraktım. Ha? İyi etmişsiniz, iyi etmişsiniz. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Burası da sizin bir eviniz sayılır. Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın. Aynen, burası da sizin eviniz. Hepimizin evi. Ne anne ya? Ne oluyor, niye buluyor? Görmüyor muyum yaptığını? Bakma şu çakır göze. Önüne dön. Ya ne oluyor, siz bir sürpriz parti falan mı hazırladınız gene? Herkes böyle bir kaş gözler falan filan birbirine. Samet, hadi hadi. Tamam, dur. Yok bir şey Muhsin. Samet, oğlum sen iyi misin? Ne o gene bir bayılacak aslan gibi öyle bakıyorsun? Bir şey mi sıkıyor seni? Kemerin mi sıkıyor yoksa? Yok. Geldi abla, kurbanın alayım. Söyle artık, bizim kıza ne isim verdim? Davul gibi oldum ben, gerildim, patlayacağım. Ay. Tamam, tamam. Ben artık söyleyeyim. Çünkü Samet ruhunu teslim edecek. Sametçim, bak şimdi. Siz daha bana çocuğunuz olacağını söylediğinizde onun adı belliydi zaten. Ne? Ne? Yani o ismiyle geldi. Ona ismini ben değil, Allah verdi. Neymiş? Ne vermiş?
Çocuğunuzun adı? Rahmetli annenin adı olacak Lale. Canım benim. Ben senin hakkını nasıl öderim? Canım benim. Kuzum. Ay güzel insan. Baba. Oğlum. Lale 4 harfli Samet. Lale Paris 4-5. Yiğiter. Ya Hülya ne numerolojiymiş. Sen de koy annenin adını olsun bitsin artık. Kapansın bu konuya. Ay ama Samet benim annemin adı Kadife. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle.